Avrupa Birliği Türkiye Mali İşbirliği çerçevesinde katılım öncesi yardım aracı olan İPA kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın uyguladığı rekabetçi sektörler programından yararlanmak amacıyla Fırat Kalkınma Ajansı tarafından sunulan Bingöl'de İş Geliştirme Merkezi'nin kurulması projesi bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunmuş ve 2017 yılında yapımı da tamamlanarak Bingöl İl Özel İdaresi, Bingöl Belediyesi ve Bingöl Ticaret Sanayi Odası ortaklığıyla limited şirket statüsünde kurularak hizmetlerine başlamıştır. İŞGEM, yeni girişimcilerin iş kurmalarını destekleyen, kolaylaştıran, işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını başarılı bir şekilde atlatmalarını sağlayan merkezlerdir. Özellikle genç ve kadın girişimcilerimize özel bir itina gösterdiğimiz için şu anda bulunan 19 işletmemizin 5'i kadın girişimcilerimiz tarafından faaliyetleri aktif bir şekilde ilerlemektedir. 19 tane işletmemizde 120 kişiye bir istihdam olanağı sağlamıştır. 2020 yılının hemen başında Bingöl İşkem'den Amerika tekstil ihracatı, yine Bingöl İşkem'den Almanya'ya mobilya ihracatını gerçekleştiren firmalarımız olmuştur. Şu an 20-22 tane arkadaşımızla birlikte çalışıyoruz ve İşkem'e taşındıktan sonra ihracata başladık. Şu an Almanya Berlin'de showroom'umuz var, showroom kurduk. 2 tane sevkiyatımızı yaptık. Allah nasip ederse yakın zamanda yine sevkiyatımız olacak, sevkiyatlarımız olacak. Bingöl'deki kurumlarımız, KOSGEB olsun, Kalkınma Ajansı olsun, Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü olsun, İŞGEM olsun, bütün kurumlar bizimle birebir ortak çalışıyorlar. Yani kendi işleriymiş gibi çaba sarf ediyorlar. Şimdi tabii buradaki başarıda bu kurumların ciddi desteğini yanımızda hissettik. Bizim sorunlarımızla dertlendiler. Bizim başarılarımızla övündüler bizle birlikte. Bu anlamda çok iyi bir moral motivasyon sağladılar bize. 2017 yılında Fırat Kalkınma Ajansı'nın ve KOSGEB'in desteğiyle ve İŞGEM'in desteğiyle biz baharat ambalaj paketleme olarak başladık. Şu an Bingöl, Bingöl ilçeleri, Bingöl'ün dışında yakın iller olarak Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Muş, buralara sevkiyatımız devam ediyor. Bunun dışında ihracat belgesi alarak Azerbaycan'a sevkiyatımız başladı. Bunun dışında da şimdi artık Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine de inşallah ihracatımız devam edecek. Bingöl İŞGEM'de, İŞGEM katkıları, Fırat Kalkınma Ajansı'nın katkıları, bunların destekleriyle, ta ki kendi öz sermayemizle, elimizde olan ekipmanlarla her gün üzerine istihdam katmayı, eleman kapasitesini artırmayı, bizim asıl hedefimiz Bingöl'den Amerika'ya iş üretip iş göndermek. Ve bunu da yaptık, gönderdiğimiz sevkiyatlarda ürünlerimiz sağlıklı bir şekilde, kaliteli bir şekilde, satışta geri dönmeyecek şekilde ulaştı. Ben işte Çin'i geri olarak Bingöl'e geldim ama şu anda kendimi çok Bingöl'ü hissediyorum. Sanki benim kemik içinde Bingöl vardı. Aydın daha bu elektrik şeyleri konusunda daha başarılıydı. Niye ben onu önden tutmayayım? Bu işin başarısı ikimizi başarılıydı. Tek kişi zaten hiçbir zaman başarılı olmuyor. İlimizde teknolojik altyapı pek fazla yok. Biz bu anlamda yani hayalimde olan şeylerden bir tanesi burada invertör üretmek. Güneş paneline pek sıcak bakmıyorum. Küçük ölçekli güneş paneli düşünüyorum. Çünkü büyük ölçekli ülkemizde çok üreten var şu anda. Yani yeterli. Ama invertör üretimi yok. Yerli ve milli bir invertör. Yani gerçekten bizim ürettiğimiz bir invertör olsun istiyorum. Öyle bir marka yaratmayı düşünüyoruz. Bir Bingöl'lü girişimci kadın olarak kendi ekmeğimi kendim kazanıyorum. Firmamı kurdum. Bununla da gurur duyuyorum. Ve bütün Doğu Anadolu bölgesinde devletin ve Fırat Kalkınma Ajansı'nın, İŞGEM'in, KOSGEB'in destekleriyle çok iyi yerlere gelmelerini istiyorum. Ben başlattım, onlar benim arkamdan devam etsinler ve bununla da gurur duyuyorum. Fırat Kalkınma Ajansı, Bingöl'de 166 projeyi doğrudan destekledi. 3880 kişiye eğitim verildi. Yüzlerce yeni istihdam sağlandı. Desteklenen firmaların 2020 yılındaki ihracatı 400 bin doları aştı. Hedef, Bingöl'de üretilen ürünlerin dünyanın dört bir yanındaki pazarlara ulaşması.